أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbim Celle Celaluhu her birimizi imanı kamil, ameli salih ve niyeti halis olanlardan eylesin. Rabbim takvamızı, ihlasımızı, samimiyetimizi gün be gün ziyade eylesin. Kalbi imanla dolan, hayatı Kur'an ahlakıyla süslenen, emelleri ve amelleri şer'i mübine mutabık ve muvafık olan, hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan, meleklerin kendilerine gıpta ettiği ayık kullarından olmayı Rabbim her birimize nasip eylesin. Hafızlık şerefiyle şereflendirdikten sonra talibi ilim olma şerefiyle şereflendiren Rabbim, talibi ilimden sonra bu vasıfla beraber ulema-i amilinden olma özelliğini, güzelliğini her birimize nasip eylesin. İyi bir alim olmaya, iyi bir muallim olmaya, iyi bir mürşid olmaya Rabbim her birimizi muvaffak eylesin. Kıymetli gençler, geçen sene böylece toplu bir şekilde sizlerle talebelerimizle bir araya gelip dertleşiyor, sohbet ediyor idik. Bu sene de bugün itibariyle başlamış olduk. Sizinle ilk derste İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretlerinin mektubatının ikinci cildinin 69. mektubunu veya mektubunun bir kısmını paylaşmak istiyorum. Sizin ve bizim hayatımızda, inanan insanların hayatında en önemli şey, taviz verilmemesi gereken şey inançtır. Bunda sıkıntı yok. İnanç konusu, iman konusu her insanın olmazsa olmazı, eksiklik, kusur, noksanlık kabul etmeyen bir konudur. İmandan sonra tavır ve davranışlara baktığımız zaman evvela tavır ve davranışlar içerisinde ahlaki kriterler çok önemlidir. Çünkü ahlaki kriterler insanın Allah ile olan münasebetlerini, insanlar ile olan münasebetlerini, her ikisini güzelleştirir, düzene sokar. Hakka ibadet, halka meveddet. Hakka ibadet, halka meveddet. Yani Allah'a ibadet ederiz, yarattıklarını yaratandan ötürü severiz. Onlara karşı da vazifelerimizi yerine getiririz. Kıymetli kardeşler, dostlar, bu vazifelerimiz içerisinde yarın ahirette can kurtaran simidi gibi karşımıza çıkacak, her birimizin yüz aklına vesile olabilecek en önemli ibadetimiz namazdır. Bugün siz dostlarımızla, kardeşlerimizle namazın bir bölümünü, bir kısmını, bir meselesini burada okuyacağımız kaynaklarla gözden geçirmek, müzakere etmek istedim. Çünkü sevgili gençler, geleceğin alimleri, bir insanın namazı iyi değil ise Allah ile arası iyi değildir demektir. Namazı sevemeyen Allah'ı sevememiştir. Namaz ile arası iyi olmayanın Allah ile arası iyi değildir demektir. Namaz ile arası iyi olmayanın
cennet ile arası iyi değildir demektir. Peki namaz nedir sevgili gençler, geleceğin alimleri? Namaz Allah ile kul arasında bir şifredir, dostluk şifresidir. Namaz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ifadesiyle gözümün bebeği dedi. Vücudunuzun dış kısmında gözünüzün bebeğinden daha hassas bir organ var mı arkadaşlar? İnsanın vücudunun dış bölümünde en hassas olan bölge veya en hassas olan uzuv gözümüzdür. En ufak bir toz bile kabul etmez. Rahatsız eder bizi, değil mi? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَجُعُلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ namaz benim gözümün bebeği kılınmıştır dedi. Peki arkadaşlar, eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz benim gözümün bebeği kılınmıştır, ben çok seviyorum namazı diyorsa, onun izinden yürüyen bizler de kesinlikle namazı gözümüzün bebeği gibi sevmeliyiz, gözümüzün bebeği gibi korumalıyız. Ben sizinle namaz kılmak ve kılmamak ile ilgili değil, çünkü Allah'ın izniyle her biriniz namazlarınızı kendi öz ve güçlü iradenizle beraber gerçekleştiriyorsunuz. Böyle inanıyoruz. Ben size namazınızı tadili erken üzere kılmanızla ilgili bugün bir ders yapmış olacağım. Bunu neden önemsiyorum? Çünkü örnek olarak hep söylüyorum, ben 72'de İstanbul'a geldiğimde o yıllarda kendisiyle tanıştığım Yeni Doğan Mahallesi'nde oturan bir abimiz vardı. Derviş bir abimizdi. Rahmetli hocamıza çok saygısı vardı. Rahmetli hocamızın yanına biz de takıldığımız için bize de çok sevgisi vardı. Biz de kendisini sevdik. O günden bugüne kadar hala beraberiz. Bize gelir gider, sohbetlerimize gelir gider. Derviş bir abimiz geceleri mutlaka teheccüde kalkar. Her gün bir ciddi mani yoksa hatmeye gider, hatmeye gelir. Fakat baktım ki Yeşil Cami'deyken, orada hatme yaparken, namaz kılarken namazında rükû ve secdesi sıkıntılı. Sıkıntılı olduğunu görünce ben kendisine dedim ki, abi dedim, sen namaz kılarken rükû ve secde konusunda sıkıntın var. Rükûden kalkınca beklemeden gidiyorsun, secdeden iki secde arasında oturmak için birinci secdeden kalktığında ikinci secdeyi hiç beklemeden gidiyorsun. Oysa rükûden kalkınca birazcık beklemek, iki secde arasında birazcık beklemek, bu tadil-i erkandır. Tadil-i erken bazı alimlere göre riayeti farzdır. Uyulmadığı takdirde namaz bozulur. Bazılarına göre sünneti müekkededir, bazılarına göre vaciptir. Ağırlıklı görüş ise orta görüş, vacip oluşudur. Vacibin terki de namazı bozar mı arkadaşlar? Vacibin terki namazı bozar. Yani bir insan vacibi terk ederek namazı kıldığı zaman vakit içerisinde o namazı yeniden iade etmesi vacip olur. Bir gün dedi ki, hocam ben öyle mi yapıyorum? Evet dedim, gerçekten sen öyle yapıyorsun. Peki bundan sonra dikkat edeceğim dedi. Aradan fazla zaman geçmedi. Baktım ki dikkat etmiyor, unuttu ya. Alışkanlık ya, unuttu. İkinci kez kendisine ikazda bulundum. Dedim ki, bak abi, ben seni ikaz ettim. Sen tadil erkene yine uymuyorsun. Rükû rükû değil, secde secde değil dedim.
Bak dedim ya düzeltirsin, ya sen namaz kılarken ben arkana geçerim. Acele yaptığın zaman arkandan omuzlarından tutarım seni dedi. Tamam hocam dedi, tutabilirsin dedi. Onun boyu uzun, benim boyum kısa. Rükûden kalkınca acele ederse omuzlarından zor tutacağımı anladım. Dedim bari iki secde arasında yakalayayım onu. Namaz kılarken, işrak namazı kılıyordu, geçtim arkasına. Baktım birinci rekatı eskisi gibi yaptı. İkinci rekatı ben hazırlandım omuzundan tutmak için. Ayaktayken cesaret edemedim. İki secde arasında kalktığında baktım hemen gidiyor, hiç durmadan giderken omuzlarından yakaladım onu. Baktı gidemedi ileriye doğru. Mesele anlaşıldı. Şimdi namazdan sonra hocam dedi bu çok iyi oldu dedi. Bu çok iyi oldu. Yani ben fark etmeden bunları yapıyorum dedi. Bir başka örnek anlatacağım size arkadaşlar. Ondan sonra konuya geçeceğim. Neden bu konuyu sizinle seçtim? Bu birinci derste bu konuyu sizinle seçtim. Onun gerekçesini anlatıyorum. Bir imam efendi cemaate namazı anlatıyor. Diyor ki ey cemaat, namazda en önemli yer secdedir. Secdedeyken ayaklarınızı yerden kesmeyin. Eğer iki ayağınızı yerden keserseniz burada sıkıntı olur. Cemaatin birisi diyor ki hocam sen bize diyorsun ki secde ederken iki ayağınızı yerden kesmeyin. E sen de kesiyorsun. Sen bizim önümüzde namaz kılıyorsun. Biz senin namazda secdede ayaklarını iki ayağını yerden kaldırdığını görüyoruz. Hayır yapmam öyle şey. Dedi İmam Efendi. Peki hocam sen yapmasın. Biz de inşallah yapmayız. Dedi. Şimdi bu cemaat aldı gazete kağıdını gitti imamın arkasında namaz kılarken. İmamın haberi yok. İmam efendi secdedeyken ayaklarını kaldırınca gazete kağıdını soktu ayağının altına. Şimdi İmam efendi seccadenin üzerine namaza başladı. Secdeden kalkarken baktı ki gazete kağıdının üzerinde namaz kılıyor. Allah Allah. Burası neresi? Biz namaza başlarken böyle başlamadık. Ne anlaşıldı? Artık ona cemaat sen secdede iki ayağını kaldırıyorsun demesine gerek var mı? İspatlaması için şahide gerek var mı? Kendi kendine ispatladı onu. Ayağını kaldırmasaydı gazete kağıdını sokabilir miydi? Sokamazdı. Size anlattığım bu iki olayda birincisi derviş birisi gerçekten namazı teheccüde kalkar, işrak kılar, kuşluk kılar, hatme kaçırmaz. İbadeti severek yapan birisidir. İkincisi cemaate namazı anlatan birisi, secdeyi anlatan birisi İmam Efendi Hazretleri. İkisindeki ortak şey nedir arkadaşlar? Hata nedir? Çocukluğunda yanlış alışmışlar. O alışkanlık onlarda kalıcı oldu. Şimdi namazı sevdiği halde namazı doğru kılmadığının farkında değil. Alışkanlık, yanlış alışkanlık. Öbür imam efendi de namazda çocukluğunda secdedeyken ayaklarını kaldırmaya alışmış ve dolayısıyla doğrusunu biliyor namazda secdede iki ayak yerden kesilmesi namaz için tehlike arz eder. Bunu bildiği halde hatta cemaate de söylediği halde kendi namazında o çocukluğundan kalan alışkanlık sebebiyle aynı sıkıntı var farkında değildir. Sevgili gençler, eğer gözümüzün bebeği olan namaz konusunda şimdiden doğru düzgün olanını alışmazsak, prensip haline getirmezsek, siz de biraz önce örneğini verdiğim iki insandan çok farklı olmazsınız. Arkadaşlar, abdestiniz düzgün olmazsa, düzenli bir abdest almazsanız, düzenli namaz kılmazsınız. Düzenli namaz kılmazsanız düzenli, güçlü bir imanınız olmaz. İbadet meselesi başından sonuna kadar hassasiyet isteyen bir meseledir. Affedersiniz, biz ne diyoruz? Namaz tuvaletten başlar diyoruz. Doğru mu? Yani tuvaletteki temizlikten başlar demektir. Biz İhtiyacımızı görmek için tuvalete girdiğimizde
sadece ihtiyacımızı görmekle yetinmeyiz. Bunun temizlik ve taharet noktasında, istibra noktasındaki hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak bizim burada yapacağımız temizlik namaz kılmamızı sağlayacaktır. Oradaki temizlik güzel ise ilerisi de güzel olabilir. Taharette güzel hassasiyet göstereceğiz. Sonra abdest alırken sizin sıkıntınız olabilir arkadaşlar. Neden sizin sıkıntınız olabilir? Sıkıntıya alışabilirsiniz. Sizin için burası kırmızı çizgidir arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü derslere saatle giren, teneffüslere saatle çıkan, saate bağlı çalıştığınızdan dolayı şimdi işte dersten çıkınca biraz gecikince sağda solda arkadaşlarla meşgul olunca bir de abdest alayım derken tuvalete gireyim çıkayım bir abdest alayım derken bir tuvaletteki temizliğini eksik yapabilirsin aceleden. İki derse geç kalmayayım diye abdesti çok çabuk alabilirsin. Bu sende bir alışkanlık olarak kalır. Bu bir alışkanlık olarak kalır. Abdesti nasıl alırsan o alışkanlık sende öyle devam eder. Ben kurstaki dönemi geçtikten 4 sene 5 sene sonra abdest alan birisinin çok hızlı abdest aldığını, abdestinin abdeste benzemediğini gördüğümde bu neyin nesi diye sorduğumda bana verdiği cevap bu abdest kurs abdesti dedi. Yani kurs dediği nakış dikiş kursu değil yani. Kur'an kursundaki abdestimiz budur dedi. Şimdi arkadaşlar aslında Kur'an kursundaki talebelerin abdesti hepsinden daha güzel olmalı. Nereden kaynaklanıyor? Teneffüs. Namaza, derse yetişeceğim, geç kalırsam olmaz. Acele edip abdestini alıyorum. Bu acele bir defa değil, hafta boyu devam edince ne oluyor? Alışkanlığa dönüşüyor. Alışkanlık olunca 7'sinde neyse 70'inde de odur derler ya, sonra imam olsanız, vaiz olsanız, müftü efendi olsanız, 40 yaşına, 50 yaşına gelseniz abdest şekliniz kolay değişmez. Ben geçiyorum şimdi. Dersimin başında kullandığım ifadeyi yeniden kullanıyorum. Arkadaşlar, namazı düzgün olmayanın dini düzgün değildir. Namazı sevmeyen Allah'ı sevemez. Namazda sıkıntısı olanın dininde sıkıntısı vardır. Yarın ahirette imandan sonra ameller içerisinde ilk yargılanacağımız, hesabını vereceğimiz namazdır. Eğer bir insanın namazı doğru düzgün emredildiği gibi olursa o namaz sahibini kötülüklerden, çirkin tavır ve davranışlardan korur ve himaye eder. Düzgün namaz kılan yalan söyleyemez. Düzgün namaz kılan cimri olamaz. Düzgün namaz kılan öfkesine yenik olamaz. Kısacası Kur'an ahlakı dediğimiz o güzel ahlak ile mütehallik olur. Eğer hocam ben namaz kılanlar bilirim fakat dediğin özelliklere sahip değildir derseniz işte siz sadece namaz kıldığını biliyorsunuz. Ama doğru kılıp kılmadığını bilmiyorsunuz. Bir insanın doğru düzgün namaz kılıp kılmadığının alameti o namazın onun hayatını etkileyip etkilememesi ile anlaşılır. Diyelim ki namazı kıldı, namazdan sonra müstehcen internete girdi, fes'e girdi, efendim değişik YouTube'a girdi, acayip acayip resimler seyrediyor, bakılması caiz olmayan şeyleri bakıyor. Biraz önce namaz kıldı, Allahu Ekber dedi, en büyük Allah'tır dedi. Şimdi o en büyük olan Allah'ın yasakladıklarını, Allah'ın kendisini gördüğünü bildiği halde işliyor. Demek ki bunun kıldığı namaz ne değildir? Namaz değildir. Aranan namaz değildir. Bu konuda rivayet edilen bir hadis-i şerif vardır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا لَمْ تَنْهَكَ صَلَاتُكَ عَنِ الْفَحْشَاءِ فَلَسْتَ بِمُصَلِّنْ Seni kıldığın namaz kötülüklerden, yalandan, çirkin tavır ve davranışlardan uzaklaştırmazsa sen namaz kılmadın demektir.
ve ruddet salatuke ala vechike kel hırkatil mutevessikati. Kıldığın namaz bir paçavra gibi suratına çarpılacak. Kıldığın namaz yarın ahirette bir paçavra gibi suratına çarpılacak. Namaz böyle mi olur denecek. Bundan ne anlıyoruz arkadaşlar? Demek ki bazı insanların namazı kabule şayan değildir. Kabule şayan olmayan namazlar yarın ahirette bir paçavra gibi insanın suratına ne yapılacak? Çarpılmış olacak. Şimdi gelelim namazda tadil-i erken konusuna. Namaz başlı başına fıkıh kitaplarında en çok yer teşkil eden bir ibadetimizdir. Bu akşam sizinle paylaşacağım cihet tadil-i erken konusudur. Tadil addele yuaddilu ta'dilen tef'il babından gelen bir mastardır. Tadil dosdoğru yapmak demektir. Tef'il babının manen binası teksir olunca yani tadil-i erkende onu adil bir şekilde yapmakta ciddi bir ihtimam gerekiyor. Tadil-i erken. Erken farzlar demektir. Yani namazdaki farzların hakkını vere vere namazı kılmak demektir. Elbette namazda kıyam, kıraat, rükû, sucud, kâde-i ahire, iftitah tekbiri kıyam diye başlayan farzlar var. Bu farzların her birisi elbette hakkı verilerek yapılması gerekir. Tadil-i erken, tavır ve davranışlar itibariyle daha çok kendisini rükû ve secdede gösterir arkadaşlar. Mesela kıraat diyelim, hepimiz hafız-ı kelamız. Allah'ın izniyle 6666 ayetten her taraftan okuyabiliriz, hem de düzgün okuruz. Orada sıkıntımız olmaz. Ama tadil-i erken de bizi sıkıntıya sürükleyecek neresidir? Namaza hızlı bir şekilde alışan bir insan rükûde ve secdede ciddi yanlışlar yapar tadil-i erken konusunda. Peki nedir tadil-i erken rükû ve secdede? Arkadaşlar, rükûde tadil-i erken nedir? Rükû farz mı? Farz. Secde farz mı? Farz. Bu rükû doğru düzgün yapabilmek için ayaktayız. Zamm-ı sure bitti. Şimdi ben bazısını göstereyim size arkadaşlar. Ayakta kıraatimizi bitiriyoruz. Fatiha'yı bitirdik, Zamm-ı sure'yi okuduk. Şimdi diyelim ki İhlas'ı okuyoruz. Estaizu billah. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ. Bu وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ bitmeden eğilmeye başlamayacak. Başlamayacağız. Kur'an okumak arkadaşlar yerine göre en azından sünnet-i müvekkededir. Ancak bir insan şöyle yaparsa namazın içerisinde قُلْ هُوَ اللّٰهُ حَدْ اللّٰهُ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ. Nerede okudum İhlas'ı? Rükû'a giderken. Rükû'a giderken Kur'an okumak tahrimen mekruhtur. Rükû'a giderken Kur'an okumak nedir? Tahrimen mekruhtur. Burada yanılmayasınız diye bir noktayı söyleyeyim. Mesela İhlas'ı okurken غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمَ لَدْضَالِينَ dedim. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ dedim. Ellerimi erken saldım ama eğilmeye başlamadım. Burada tehlikeli olan neresi? Elleri salmak mı, eğilmeye başlamak mı? Eğilmeye başlamak. Çünkü eğilmeye başladığımız andan itibaren nereye başladık? Rükû yapmaya başladık demektir. Peki arkadaşlar, rükûn zikri nedir? Allahu Ekber'dir. Rükûya eğilmenin zikri nedir? Tekbirdir. Peki, öyleyse rükûdeki hassasiyetimiz ne olmalıdır? Zamm-ı sure bitmeden, kıraat bitmeden eğilmeye başlamayacağız. Eğer kıraat bitmeden eğilmeye başlarsak rükûa sıkıntılı başlıyoruz demektir. Tahrimi mekruh ne demek arkadaşlar? Harama yakın bir suç işlemiş oluyoruz namazın içerisinde. Anlatabildim mi? Peki, birincisi rükûa varırken Zamm-ı sure kıraat bitmeden ne yapmıyoruz? Eğilmiyoruz. İkincisi dikkat edeceğimiz, rükûa vardığımızda avucumuzun içleriyle diz kapaklarımızı güzelce kavrayacağız. Dirseklerimiz gergin olacak.
Böyle yaptığımız takdirde sırtımız dümdüz olur. Yani avuçlarımızla diz kapaklarımızı kavradığımızda, dirseklerimizle gerdiğimizde sırtımız ne olur? Dümdüz olur. Rükû'de sırtımız böyle dümdüz olacak. Rükû'de sırtımız dümdüz olduğu andan itibaren Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim kaç defa söylüyoruz? En az 3 kere söylüyoruz. Normalde 5 kere veya 7 kere söylenir. Bunu biz bu şekilde alıştığımız için 3 veya 5 söylüyoruz. Bir arkadaşımız şimdi toprağın altındadır. Dedi ki, Allah rahmet eylesin onu da bütün ölülerimize de. Dedi ki bana, ben dedi umreye gittim dedi. Ramazan'da o gece son 10 gece teheccüd namazı kılıyorlar. 10 rekatte 300 okuyorlar. Yahu dedi, rükûa vardım dedi, kalkmak bilmiyor dedi. Secdeye vardım, kalkmak bilmiyor. Bir tanesini de sayacağım dedim. Tam dedi 90 tane Sübhane Rabbiyel Ala dedim, adam hala kalkmıyordu. Yani 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim en azıdır arkadaşlar. Onu da çok acele yapmadan söylemek lazımdır. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim olmadı ki. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim olacak. Bu üçünü de rükûde hareketsiz bir şekilde söylemek lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elimle göstereyim. Biz rükûa varırken Allahu Ekber dedik, rükûa vardık. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim bitti. Semiallahu limen hamide. Bakınız ayağa kalkarken semi'a başlayacak, dikilinceye kadar o bitecek. Semiallahu limen hamide. Bitti. Şimdi arkadaşlar bu ikinci noktada yapılan hatalar ne oluyor? Mesela şu oluyor. Adam 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim'i ihmal etmiyor. Mutlaka 3 kere söylüyor. Ama Allahu Ekber, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim diyor. Yani tekbiri acele getiriyor. Sübhane Rabbiyel Azim bir tanesini eğilirken söylüyor, bir tanesini orada söylüyor, bir tanesini yolda söylüyor. Acelesi var ya. Ondan sonra ayağa kalkınca buradaki olabilecek olan aksaklığı paylaştım sizinle. Ne yapmamız gerekiyor burada arkadaşlar? Rükû'a vardığımız zaman en az 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim, hiç hareket etmeden, sakin iken, duran haldeyken söylememiz gerekiyor. Sonra bu bitti. 3 kere mi söyleyeceğiz, 5 kere mi söyleyeceğiz? Sübhane Rabbiyel Azim'in yeri neresidir arkadaşlar? Rükû'de eğilmiş olduğumuz zamanki duruştadır bunun yeri. Giderken, gelirken değil yeri. Peki, Semiallahu limen hamideh diye kalkıyoruz ayağa. Şimdi ikinci, üçüncü dikkat edeceğimiz yer. Arkadaşlar, Semiallahu limen hamideh diye ayağa kalktıktan sonra ne diyoruz? Rabbena lekel hamd veya Rabbena ve lekel hamd veyahut da hamden tayyiben kethiren mübareken fih diye bu konuda muhtelif rivayetler de var. Bakın arkadaşlar, şeyden kalkınca, rükûden kalkınca ayakta bu Semiallahu limen hamideh den sonra Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Semiallahu limen hamideh ayağa kalkarken söylüyoruz. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Nerede söylüyoruz? Hiç sallanmadan ayakta söylüyoruz. Hamden tayyiben mübareken fihi kethiren diyeceksen onu da ayakta hiç sallanmadan söyleyeceksin. Şimdi Rabbena lekel hamdi secdeye giderken söylediğin zaman bunu söylemiş değilsin. O ayakta dururken söylenecek olan bir zikirdir. Rabbena lekel hamd. Onu mu diyeceksin? Rabbena ve lekel hamd. Onu mu diyeceksin? Ne zaman söyleyeceksin? Ayağa kalktıktan sonra söyleyeceksin. Hareket halinde olmayacak. Yani ne kalkarken ne de eğilirken değil, tamamen sükunet içerisinde. Yani başka bir ifadeyle arkadaşlar, rükûden kalktığımız zaman 3 kere Sübhanallah diyecek kadar, 3 kere Sübhanallah diyecek kadar hareket etmeden sakin durmak gerekmektedir. Rükû meselesi anlaşıldı mı arkadaşlar?
Bir rükûa giderken kıraat konusunu ayakta bitireceğiz. Ondan sonra rükûa eğilmiş olacağız. Rükûa vardıktan sonra 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim diyeceğiz. O bittikten sonra Semiallahu limen hamideh diye kalkacağız. Kalktığımızda da Rabbena lekel hamd söylüyoruz. Ne söyleyeceksek onu hiç sallanmadan efendim söylemiş olacağız. Ayakta sükunet üzere 3 kere Sübhanallah diyecek kadar durmuş olacağız hareketsiz bir şekilde. Böyle yaptığımız takdirde rükûde ta'dil-i erkana riayet etmiş oluruz. Rükûdeki ta'dil meselesi tamamdır. Geldik secde meselesine. Secdeye vardığımız zaman arkadaşlar Allahu Ekber deyince secdeye vardık. Burnumuz ve alnımız secdeye değmiş olacak. Ayak parmaklarımız etli kısmı üzerine basmış olacağız. Parmaklarımızın ucu kıbleye dönmüş olacak. İçinizde hiç cenaze yıkayan var mı arkadaşlar? Ben yıkadım. Cenaze yıkarken, cenazeyi yıkadıktan sonra kefene sararken 7 tane uzvuna buhur koyarız. Koku süreriz. 7 tane. 2 ayakları, 2 dizleri, 2 elleri, 1 de alnı. Pamuğun içerisine buhuru koyarız. Ayak parmağına sıkıştırırız. Bir pamuğa da buhur koyarız. Onu da ikinci ayağının parmakları arasına sıkıştırırız. Sonra yine bir pamuğa buhur koyarız. Dizin üzerine, diz kapağının üzerine koyarız. Bir üçüncü, dördüncü pamuğa yine buhur koyarız. Ayağı öbür dizin üzerine koyarız. Tekrar pamuğun içerisine buhur koyar sağ eline. Tekrar koyar sol elinin içerisine yerleştiririz. En sonunda alnına bir pamuk koyar, burasında buhurlarız. Bu insanın 7 tane uzvunun özelliği ne ki? Onlara biz buhur koymuş oluyoruz. Çünkü insan secde ettiğinde 7 tane uzvu üzerine secde eder. Secdede dizlerimiz yerde, doğru mu? Ellerimiz yerde, doğru mu? Bir de alnımız yerde, doğru mu? Alnımız bir, ellerimiz etti 3, dizlerimiz etti 5, ayaklarımız etti 7. Peki ayaklarımızda secde uzvu hangisidir? Ayağın kendisi midir, parmaklar mıdır? Parmaklardır arkadaşlar. Ayaklarda parmaklar secde uzvudur. Yani ne demektir bu? Mesela namazda secdeye vardığımız zaman ayak tırnaklarımızın üzerinde olursa, secde halindeyken ayaklarımız tırnakların üzerinde olursa, o zaman parmaklarımız geriye bakıyor demektir. Halbuki parmaklar da secdede kıbleye bakması lazım. El parmakları kıbleye baktığı gibi ayak parmakları da kıbleye bakması lazım. Bunu gerçekleştirebilmek için ne yapacağız? Ayaklarımızda, parmaklarımızda yara, sıkıntı yoksa parmaklarımızın etli kısmı üzerine basacağız ve dolayısıyla parmaklarımızın ucu nereye dönmüş olacak? Kıbleye dönmüş olacak. Ve İmam Efendi'nin anlattığı gibi cemaate ayaklarımızı yerden ne yapmayacağız? Kesmeyeceğiz. İmam Efendi'nin anlattığı gibi o konuda ne olacağız? Hassas olacağız. Ayak parmaklarımızı, ayaklarımızı yerden kesmeyeceğiz. Arkadaşlar, alnımız ve burnumuz secdede. Ellerimiz secdede. Yalnız dikkatimi çektiği için paylaşıyorum sizinle. Arkadaşlar, çocukluğumuzda bize bir hoca efendi dedi ki, esprili bir şekilde söyledi, bizim hatırımıza kaldı. Ben de aynı espriyle size söyleyeyim, sizin de hatırınızda kalır. Bilmediğiniz bir şey değildir. İnsan arkadaşlar sadece ve sadece ibadetin içerisinde sadece ve sadece secdedeyken parmaklarını açmayacaktır, bitiştirecektir. Secdede parmaklar böyle rahat olmaz. Secdede parmaklar bitişik olması lazım. Efendim rükûde öyle değil mesela. Oturdun tahiyyatta öyle değil.
Tekbir alırken öyle değil. Parmakların bitişik hale getirildiği bir yer var. Neresidir o? Secdedir. Secdede parmaklarımızı bitiştirdik, birbirine yapıştırdık, kıbleye doğru döndü. Bizim bir hocamız, bir hoca efendi bunu bize iki türlü anlatmıştı. Demişti ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıklar kendilerine göre putları temsil eden şeyleri parmaklarının arasına koyarlardı. Secdeye vardıkları zaman parmaklarını açarlardı. Efendim o putları temsil eden şeyler üzerine secde etmiş olurlardı. Müslümanlara göre güya onlardan kendilerini gösteriyorlar ama parmaklarının arasına put koyduklarından dolayı, putu temsil eden simgeler koyduklarından dolayı bunun üzerine secde ederlerdi. Müslümanlar yasaklandı. Müslümanlara yasak getirildi. Parmaklarınızı açık tutamazsınız. Sıkı tutacaksınız, kapatacaksınız diye. Böyle bir yorum getirildi. Bir başka yorum getirildi. İkinci yorum da dikkat çekicidir. Çok affedersin, köpek ve benzeri tırnaklı, parmaklı hayvanlar ayağını uzattığı zaman parmağını böyle geniş tutar, sıkı tutmaz. Yani uzattığı zaman parmağını da açmış olur. İnsan hayvanlara benzememek için secde halinde ne yapmalıdır? Parmaklarını bitiştirmelidir. Sonuçta bu bir usuldür, bir adaptır. Tadil erkandan değildir ama sonuçta secdenin daha güzel yapılması için, dikkatimi çektiği için bazı talebe kardeşlerimizle yan yana, hatta cemaatle yan yana namaz kıldığımızda bu konuda hassasiyetin çok düşük seviyede olduğunu gördüm. Onun için sizinle de bunu paylaşmış oldum. Arkadaşlar, secdedeyken el parmaklarımız kıbleye doğru döndüğü gibi ayak parmaklarımızın ucu da nereye dönecek? Kıbleye doğru dönmüş olacak. Alnımız ve burnumuz ikisini de yere koyduk. Şimdi arkadaşlar Sübhane Rabbiyel A'la diyeceğiz. Nerede söyleyeceğiz bu üç tanesini? En az üç tane. Nerede söyleyeceğiz? Üçünü de alnımızı burnumuzu yere koyduktan sonra söyleyeceğiz. Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la. Üçüncüsü bitinceye kadar hiç secdeden sallanmayacağız. Bitti üçüncüsü, Allahu Ekber deyip kalktık. Birinci secdeden kalktık, oturduk. Bu oturduğumuz yerde Allahümme gfir li verhamni. Allahümme gfir li verhamni. Manasını biliyorsunuz. Bunu söylüyoruz. Bunu söyleyecek kadar hareketsiz bir şekilde durmamız gerekiyor. Aynen rükûden kalktığımız zaman, orada Semiallahu limen hamide deyip kalktığımız zaman, Rabbena lekel hamd demeyi niçin yapıyoruz? Hareketsiz orada durabilmek için. Boş durmayalım, bu zikri yapmış olalım. Peki, efendim iki secde arasında ne diyeceğiz? Allahümme gfirli verhamni diyeceğiz. Peki, Allahümme gfirli verhamni biz kalkarken söylesek, giderken söylesek olur mu? Hayır, bu ne içindir? Orada üç kere Sübhanallah diyecek kadar bir duruş var. Hareketsiz bir duruş var. O duruşu boş geçirme, bir dua ile geçir diye Allahümme gfirli verhamni diyorsun. Yukarıda Rabbena lekel hamde dediğin gibi. Demek ki arkadaşlar, rükûya vardığımız zaman hareketsiz bir şekilde üç kere Sübhane Rabbiyel Azim'i diyeceğiz. Ayağa kalktığımız zaman Rabbena lekel hamde hareketsiz bir şekilde diyeceğiz. Orada en az üç kere Sübhanallah diyecek kadar acele etmeden bekleyip ondan sonra secdeye varacağız. Aynı hassasiyetleri secdede göstereceğiz. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Tadil erken diyoruz. Peki buna riayet etmemenin faturası ne olur derseniz, buradan sonrasını biraz hızlandırayım arkadaşlar. وَلَمَّا كَانَ اَكْثَرُ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْاَيَّامِ يَتَسَاهَلُونَ فِي اَدَاءِ الصَّلَاةِ وَلَا يَتَقَيَّدُونَ بِالطُّمَأْنِينَةِ وَتَعْدِيلِ الْاَرْكَانِ اَرَدْتُ اَنْ اَكْتُبَ فِي هَذَا الْبَابِ بِالتَّأْكِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ بِالضَّرُورَةِ فَيَنْبَغِ الْاِسْتِمَاعُ وَالْاِصْغَاءُ. Yani insanlar diyor bugünlerde tadil erkene riayet etmeyip gevşettiklerinden dolayı bu konuyu biraz enine boyuna anlatmak istedim. Can kulağıyla beni dinleyin diyor İmam Rabbani Kuddisi Sellem. قَالَ الْمُخْبِرُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Muhbir-i Sadık kim? Muhbir-i Sadık kim arkadaşlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Esve'un nasi serigaten
الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. سلطان الأنبياء محمد مصطفى. Oğlum cimrilik yapmayın be. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar adından bu kadar ses mi çıkar? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, insanlar içerisinde en çirkin hırsız namaz hırsızıdır. Dediler ki ya Resulallah, namaz çalınacak bir şey değil ki, namaz hırsızı nasıl olur bir insan? Dedi ki, namazında rükû ve secdesini doğru düzgün yapmayan, rükûden çalan, secdeden çalan namaz hırsızıdır. En çirkin hırsız da namaz hırsızıdır. Şimdi rahmetli babam, Cenab-ı Hak hem babama rahmet eylesin hem de sizin bütün ölülerinize rahmet eylesin. Dedi ki, bir gün dedi fabrikaya gittim. Fabrikada iki arkadaş tartışıyorlar. Birisi öbürüne bağırıyor, çağırıyor. Beni görünce dediler ki hacım sen gel bizim aramıza hakemlik yap. Dedim ki durum nedir? Şimdi Bayburtlu bir arkadaş diyor ki babama, ya diyor bu adam diyor bana diyor hırhız dedi, hırhız dedi diyor. Hırhız biliyorsun değil mi? Hırhız. Hırhız demek hırsız demek yani. Bu adam diyor bana hırhız dedi, hırhız dedi. Bana bunu nasıl söyleyebilir? Rahmetli babam dedi ki, doğru söyledi, sen de hırhız, bu da hırhız, ben de hırhız dedi. Yok ben hırhız değilim dedi. Dedi, namazda rükû secdeyi doğru yapıyor mu? Yapmıyor, hırhızsın sen dedi. Bu da yapmıyor, bu da hırhız, ben de yapmıyorum, ben de hırhız. Şimdi arkadaşlar, en çirkin hırhız kim? Hangi hırhız? Namaz hırhızı. En çirkin hırhız kim? Namaz hırhızı. Kimdir namaz hırhızı? Rükûden hırhızlık yapan, secdeden hırhızlık yapan en çirkin hırhızdır. İçinizde hırhız olmayan var mı? Evet. Şimdi arkadaşlar, birinci hadis-i şerif bu. Tamam mı? En çirkin hırsız kimmiş? Namaz hırsızı. Kim namaz hırsızı? Rükû ve secdesini tam yapmayan. Peki geçiyorum hemen. Ve kâle aleyhi ve alâ âlihi salâtu vesselâm eyzâ lâ yanzurullâhu ilâ salâti abdin lâ yutimmu lâ yuqîmu fîhâ sulbehu beyne huşû'iha ve sucûdihâ. Bir insan namaz kıldığında rükûden tam kalkmıyorsa, secdeden tam kalkmadan ikinci secdeye varıyorsa Cenab-ı Hak o insanın namazına bakmaz. Yani o namazı kâle almaz. Şimdi bazen evde annenizin namaz kıldığını görürsünüz veya ablanızın, kız kardeşinizin namaz kıldığını görürsünüz. Aile bireylerinden birisinin çok çabuk namaz kıldığını görürsünüz. Telaşesi var, acelesi var. Efendim, aygazın üzerine yemek koymuştur. Bu arada bir de namaza durmuştur ki namaz, bir namaz ki. Ne tavuk öyle tane toplayabilir ne de horoz toplayabilir. Namaz kılıyor. Namaza durmasıyla selam vermesi bir oluyor. Şimdi arkadaşlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir insan rükûden tam kalkmadıkça, secdeden de tam kalkmadıkça, bu şekilde kıldığı namaza Allah rahmet nazarıyla, kabul nazarıyla bakmaz diyor. Hemen geçiyorum. وَرَأَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ رَجُلًا يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالْ اَمَا تَخَافُ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَٰلِكَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ د۪ينِ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Çok tehlikeli bir şey arkadaşlar, çok ağır bir ifade. Namazda rükû ve secdesini düzgün yapmadan kılan bir adamı gördü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde namaz kılmaya devam edersen, Muhammed Mustafa'nın dininden başka bir din üzere ölmekten korkmaz mısın diyor. Yani bu namaz senin imanla ahirete gitmeni sağlayacak bir namaz değildir. Bu namaz senin namaza hassasiyet göstermediğinden dolayı belki de tam tersine Allah muhafaza imandan mahrum bir şekilde ahirete intikaline sebep olur. Demek ki namazdaki o tadil-i erkandaki sıkıntı
Bakınız insanın imanını ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor. Muhammed Mustafa'nın dininden başka bir din üzere ölmekten korkmaz mısın diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Peki bir sonraki hadis-i şeriflerinde قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ رُكُوعِهَا بِالتَّمَامِ وَيُثْبِتَ صُلْبَهُ وَيَسْتَقِرَّ كُلُّ عُضْوٍ مِّنْهُ فِي مَحَلِّهِ. Sizden biriniz rükûden kalktığı zaman bütün uzuvlar böyle hareketsiz bir şekilde durmadan, her uzuv da yerli yerine yerleşmedikten sonra namaz tamam olmaz. Demek ki rükûden kalkınca ne olacak? Bel dikilmiş olacak, kollarımızı yanlara salıvermiş olacağız. Hareketsiz bir şekilde sükûnet üzere bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz? 3 kere Sübhanallah diyeceği kadar. Zaten biz bunu neyle bekliyoruz? Rabbena lekel hamd diyerek bekliyoruz. Yine arkadaşlar, كَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ مَا لَمْ يَقْعُدْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ وَيُثْبِتْ لَا يُتِمُّ صَلَاتُهُ لَا يُتِمُّ صَلَاتُهُ. Bir insan rükûden tam diklenmedikçe, iki secde arasında da tam oturmadıkça bu namaz kabule şayan bir namaz değildir, tamam olan bir namaz değildir. وَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاحِدٍ مِنَ الْمُصَلِّينَ فَرَآهُ لَا يُتِمُّ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانَهَا وَالْقَوْمَ وَالْجَلْسَةَ فَقَالَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ لَا يُقَالُ لَكَ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فِي مَحَلٍ آخَرَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ مِتَّ عَلَى غَيْرِ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Rükû ve secdesini doğru yapmayan, rükûden doğru kalkmayan, iki celse dediğimiz iki secde arasındaki celseyi doğru düzgün yapmayan adamı gördüğünde Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne buyurdular? Buyurdular ki eğer bu şekilde ölürsen Muhammed Mustafa'nın ümmetinden olmayarak ölmüş olursun. Bu ümmetin kategorisinin içerisine girmeden veya bir başka rivayetinde Muhammed Mustafa'nın dini üzere ölmezsin, ölemezsin diye tehdidini yapmıştır. Bu ifadeleri tehdit olarak da alsak arkadaşlar, sonuçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize rivayet edilen, nakledilen gerçekten tüylerimizi ürpertecek ciddi bir tehdittir. Kale Ebu Hureyre'te radıyallahu anhu yekûnü şahsun yusalli sittine seneten ve la tukbelu vâhidetun min salavatihâ ve huve şahsun la yutimmu rükû'ehu ve la sucûde. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok hadis-i şerif rivayet eden bir raviydi. Öyle miydi? O diyor ki bir insan 60 sene namaz kılmış olabilir. Hiç kazası yok. Eğer rükû ve secdede hassas değilse, tadil-i erkana riayet etmiyorsa 60 senede kazası olmayan adam bir tane namaz kılmış sayılmaz diyor. Yani rükû ve secdeye dikkat etmeden kılmış olduğu namazlar namaz değildir. Kriterlere uymaz. Kabule şayan bir namaz değildir. Bir insan kabule şayan olarak namaz kılabilmesi için rükû ve secdenin bu dediğimiz konularında hassas olması gerekir. قِيلَ رَآ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ رَجُلًا يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَدَعَاهُ وَقَالَ مُنْذُ كَمْ sene tusalli hakeza qala munzu 40 sene qala ma sallaita fi hadhihi al 40 sene law mitta lamitta ala ghayri sunnati muhammedin. Efendim bir başka alimden bahsediyor. Diyor ki Zeyd ibn Vehb Hazretleri adamın birisinin namazına bakıyor, dikkat ediyor. Namazında rükû ve secdeye dikkat etmeden, tadil erkene uymadan namaz kıldığını görünce çağırıyor kendisini, diyor ki kaç senedir namaz kılıyorsun bu şekilde? Adam da ben 40 senedir bu şekilde namaz kılıyorum diyor. O da ona diyor ki sen bu 40 sene içerisinde hiç namaz kılmadın, kabul et. Eğer bu şekilde ölürsen Muhammed Mustafa'nın sünneti üzerinde ölmüş olmazsın. Bu namazları düzeltmen lazım diyor. Bu konuda arkadaşlar şunu paylaşalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camide namazdan sonra sohbet ederken geliyor köşede birisi namaz kılıyor.
Namazı bitirip geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde sohbet dinlemek için. Ona irci fesalli fe inneke lem tusalli, kum fesalli fe inneke lem tusalli, kalk namazını kıl, sen namaz kılmadın demiştir. Adam herhalde görmemiştir benim kıldığımı, ben bir daha kılayım demiş, kalkmış kılmış gelmiş. Kum fesalli fe inneke lem tusalli, adam kalkmış bir daha kılmış gelmiş. Yine kum fesalli fe inneke lem tusalli, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamı yanına çağırıyor, tarif ediyor. Bak rükû böyle yapacaksın, secdeyi böyle yapacaksın, şimdi bir daha kıl, ondan sonra gel diyor. Şimdi arkadaşlar son olarak şurasını paylaşıyorum, dersimi bitiriyorum. نُقُلَ أَنَّهُ اِذَا صَلَّ الْمُؤْمِنُ وَاَحْسَنَ صَلَاتَهُ وَاَتَمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ يَكُونُ لِصَلَاتِهِ بَشَاشَةٌ وَنُورٌ فَتَعْرُجُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ وَتَدْعُو الصَّلَاةُ لِلْمُصَلِّي وَتَقُولُ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَدَاءَ صَلَاتِهِ تَكُونُ تِلْكَ الصَّلَاةُ ظُلْمَانِيَّةً فَتَكْرَهُهَا الْمَلَائِكَةُ وَلَا يَعْرُجُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَتَدْعُو الصَّلَاةُ عَلَى الْمُصَلِّي دُعَاءَ الشَّرِّ وَتَقُولُ ضَيَّعَكَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا ضَيَّعْتَنِي. Ulemadan şöyle menkuldür. Bir insan namazını güzel bir şekilde kılarsa, tadil erken üzere kılarsa, her kıldığı namazdan bir nur oluşur. O nur, yani o namaz nura dönüşür, göklere yükselir. Göklere yükseldiği zaman sahibine حَفِظَكَ اللّٰهِ كَمَا حَفِظْتَنِي, sen beni koruduğun gibi Allah da seni korusun diye dua eder. Eğer bir insan namazını tadil erken üzere kılmazsa, onun namazından bir nur oluşmaz, bir zulmet, karanlık oluşur. O zulmet de göklere çıkamaz. Çıkamayınca, namazı düzgün kılanların namazı göklere çıkmış, bununki çıkamayınca, o zulmet, karanlık da ضَيَّعَكَ اللّٰهِ كَمَا ضَيَّعْتَنِي, sen beni zayi ettiğin gibi, perişan ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin diye beddua eder buyurulmuştur. Bütün bunlardan anlaşılan şudur ki, فَيَنْبَغِي اِتْمَامُ اَدَاءِ الصَّلَاةِ وَتَعْدِيلُ الْاَرْكَانِ وَرِعَايَةُ الْقَوْمَ وَالْجَلْسَ. Öyleyse, tadil-i erkene riayet etmek çok önemlidir. Son olarak arkadaşlar, siz eğitim çağındasınız. Gençken nasıl alışırsanız, bu iş öyle gider. Rahmetli Aşık Kutlu Hocam, Allah ona da bütün hocalarımıza da rahmet eylesin. Aşık Kutlu Hocamızı duydunuz mu? Duydunuz değil mi? Duyduğunuz bir hoca efendidir. Memlekette biz ona Hacı Efendi diye tabir edilirdi. O zaman öyleydi o bölgede. Tazım ve hürmet ifadesi olarak. Bölgenin, Türkiye'nin sayılı kıraat alimlerindendi. Fıkıh ve miras bilgisi de az değildi. Bir gün dedi ki, yahu dedi, ben dedi hacca giderken yolda bir camide namaza durdum. O zaman otobüslerle günlerce sürerdi yolculuk. Bir camide namaza durdum dedi. Bir subay vardı dedi namaza duran. Onun namazına ben hayran oldum dedi. Adam dedi namaza dururken dedi iftitah tekbirini alırken öyle dikkatli hassas aldı ki rükû ve secdesi o kadar mükemmeldi ki ben onun namazına imrendim dedi. Rahmetli Aşık Kutlu Hoca Efendi gerçekten namazı da düzgündü, her şeyi çok mükemmel bir insandı. Dört dörtlük bir Müslümandı. Ahlakı yerinde, ilmi yerinde, onun ahlakına herkes bayılırdı. İbadetinde de hassas idi. Diyor ki ben onun namazına hayran oldum diyor. Bir subayla yan yana namaz kılmışlar veya subayın namazını gördü. İftitah tekbirine dikkat etti. Rükû ve secdesine dikkat etti, hayranım. Arkadaşlar, bir insan namaza düzgün alışırsa, Genelkurmay başkanı da olsa, başbakan da olsa, devlet başkanı da olsa namazını kılarken adam gibi kılar. Eğer bir insan çocukluğunda, gençliğinde namaza doğru düzgün alışmazsa, camide imam da olsa, müezzin de olsa, ilçede müftü de olsa, vaiz de olsa fark etmez. Namazı anlatırken der ki, secdede ayaklarınızı yerden kesmeyin, sonra kendisi gazete kağıdının üzerinde namaz kılmış olur. Eksiklik öyle devam eder. Onun için kardeşler, ben siz dostlarımıza, talebelerimize, kardeşlerimize, geleceğin mürşitlerine bu demde, talebeliğiniz döneminde, gençliğiniz döneminde, döneminizde namaza
tadili erkene riayet ederek alışmanızı, 6 rekat çabuk çabuk evvabin namazı kılacak yerde 2 rekat yavaş yavaş kılın diye tavsiye ederim. Efendim 10 rekat teheccüd namazı kılacak yerde 2 rekat veya 4 rekat ama yavaş yavaş, yani tadili erkene riayet ederek kılın. Tadili erkene riayet edilmeden kılınan 12 rekat teheccüd namazı, tadili erkene riayet edilerek kılınan 2 rekat teheccüd namazı kadar faziletli değildir. Belki bir ibadete başlamadığın zaman nafile bir ibadete sorumluluğun yoktur. Ama tadili erkene riayet etmeden kıldığın namazı eğer kabule şayan değilse bunun iadesi vacip olur. Bu sefer borçlu kalmış olursun. Borçlu kalmış olursun. Hiç kılmasaydın borcun yoktu. Yanlış kılarsan, eksik kılarsan borçlu kalmış olursun. Onun için arkadaşlar, namazımız gözümüzün bebeği gibi koruyalım. Namazımız en düzgün olsun. Düzgün olan namazımız bizi de düzeltecektir. Ahlakımıza, hayatımıza, bakışlarımıza bir güzellik getirecektir. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birinizi, her birimizi gerçekten namazında hassas olanlardan eylesin. Bakın arkadaşlar, namazın bir bedenimize taalluk eden kısmı var. İşte rükû ve secde tadil erkanı gösterdim. Bir de قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu sahibi olan müminler felaha ermiştir. Huşu biraz kalple alakalıdır. Kalbimizin ayarını biz yapamıyoruz. Doğru mu? Bir ayar yapıyorsun, namaza duruyorsun, tekrar keçileri kaçırıyoruz değil mi? Yani ayarda duramıyoruz. Ama ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki, elimiz ayağımız elimizde. Yani biz rükûyu istersek doğru yaparız, secdeyi doğru yapabiliriz, kavmeyi, celseyi doğru yapabiliriz. Doğru yapabildiklerimizi doğru yapalım. Diğerlerinde de Allah'a sığınalım. Ya Rabbi, ben elimde olanı yaptım. Sen de kalbime hakim olamıyorum, kalbimde de huşu sen nasip eyle, senden yardım istiyorum diyebiliriz. Ama biz bize düşeni yapalım. Bu en kolay olan kısımdır, rükû ve secdeyi düzgün yapmak. Huşu kısmı biraz daha zordur çünkü onu elinle ayağınla ayarlayamıyorsun. Onun için Allah'ın yardımına ihtiyaç var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birinizi, her birimizi namazı nur olan, gökyüzüne çıkıp uruc edip kendisi için hafizakallah kema hafizteni, sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin diye şanında, hakkında dua ettiği namazlardan eylesin. Ruz-u mahşerde böyle bila hisab ve la azab duhul evvelinle uçarak cennete dahil olan ayık kullarından eylesin. Namazdan, imandan sonra ilk sorgu olan, ilk sual olan ibadetlerin başı, namazdan sual edildiğimizde pırıl pırıl, tertemiz, böyle yağdan kıl çeker gibi hesabını verebilen ve mutluluğu hemen anında kendisine yansıyan ayık kullarından eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, bu hizmetlerin ayakta durması ve geleceğe taşınması noktasında bize destek veren mütevellideki dostlarımızın, dernekteki kardeşlerimizin, bu hizmetleri seven cemaatimizin de bütün geçmişlerinin ruhları için, hocalarımızdan ahirete intikal edenlerin kâffesinin ruhları için, bu cami-i şerifin yapılmasında ve müessesat-ı diniyemizin yapılmasında zerre kadar emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, her birimizin ailelerimizden, aile bireylerimizden, dost ve yaranlarımızdan ahirete intikal edenlerin kâffesinin ruhu için, hayırların, fethi şerlerin def'u raf'u izalesi için ve Allah rızası için El-Fatiha.